Hayır, ne buluyor kızda onu da anlamıyorum. Gerçi Çınar doğruyu bulacaktır. O sorumluluk sahibi bir insan çünkü. Oğlumla beni öyle ortada bırakmaz. Bak maç başlıyor. İlk düdük çalıyor, maç başlıyor Fenerbahçe'nin. Sence bu akşam konuşur mu Toprak'la? Eşim, bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Olur. Ben bırakayım. Toprak da Çınar'ı alsın, değil mi? Of Allah'ım ya. Çok kıymetliymiş o adam. Cansay, söylesene. Hakikaten konuşur mu bugün? Gol mü oldu? Ceza alana gönderdiği top. Luisa vuruyor. Vinicius'tan döndü. Gökhan. Gökhan Gönül yine orta. Vuruş ve gol, mükemmel gol. Alex. Alex ve Souza. İşte usta bir gol. Aa, nereden böyle? Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırlamadan kaçacağını düşünüyorsan yanılıyorsun Yeşim Hanım. Ben güne benimle başlamak istemezsin aslında diye düşünmüştüm. Dün gece sürekli başının etini yiyip durdum. Yani ben olsam benim daha hiç görmek istemezdim. Demek ki sadece kahvaltıyı değil omleti de hak ettim. Omlet mi? İyi de ben hayatımda hiç omlet yapmadım ki. Ama tamam. O zaman senin için yaparım. Affedersin ya. Sürekli uğraştırıyorum seni. Sürekli dırdır ediyorum değil mi? Yeşim. Ben sadece anlattıklarını, yaşadıklarını dinliyorum. Ama sen ne yapıyorsan kendine yapıyorsun. Madem omlet yapmayı bilmiyorsun, gel sana Boğaz'ın en nefis kahvaltısını ısmarlayayım. Biraz feyz alırsın. Çok isterdim ama başka bir zaman gitsek olmaz mı? Benim acilen çıkmam lazım şimdi. Çünkü senin o Çınar Efendi'nin karısıyla konuşup konuşmadığını öğrenmen gerekiyor. Değil mi? Nasıl anladın böyle hemen? Biraz da sen kendini anlasan. Aslında bu senin suçun. Hiç beni suçlamana gerek yok. Zamanında bana birazcık yüz vermiş olsaydın, şimdi evlenmiş bile olabilirdik. Belki de burada çocuklarımıza bakıyor olurduk. O Çınar Efendi de hayatımızda hiç olmamış olurdu. Neyse. Görüşürüz.